Değil mi? Değerli izleyicilerimiz, Akit TV ekranlarından, Eğitim Atlası programından hepinize selamlar, saygılar. Yine bir programda sizlerle birlikteyiz. Malumunuz tercih dönemi devam ediyor. Hem öğrencilerin hem velilerin üniversite tercihlerine yönelik heyecanlı bekleyişi ve bu çok önemli kararı vermelerine yönelik süreçleri devam ediyor. İnşallah her programda olduğu gibi temennimizi buradan iletelim. En hayırlısı, en mutlu olacakları ve en keyifli okuyacakları bölümleri, üniversiteleri, fakülteleri tercih ederler ve ülkemiz için, milletimiz için, tüm insanlık için en güzel tercihleri yapar ve faydalı birer insan olurlar. Değerli izleyicilerimiz, bugün yine bir canlı yayın konuğumuz, özür dilerim, Skype konuğumuz olacak. Malumunuz üniversiteleri tanıtmaya devam ediyoruz. Bugün Skype konuğumuz Celal Bayar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Ahmet Ataç hocamız hem üniversiteyi hem Manisa'yı bizlere tanıtıp izleyicilerimize bilgiler verecek. Hatta mı hocamız? Hazır hocam. Peki. Sayın hocam, hoş geldiniz programımıza. Bulduk Ahmet hocam. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Çok şükür iyiyiz. Öğrencilerimiz için yaptığın güzel temennilere bir tepkik olur. Çok sağ olun. Çok sağ olun kıymetli hocam. Biz de sizleri ağırladığımız için Skype'den son derece mutluyuz. İnşallah üniversitenizi tanıtacağız. Hocam, isterseniz başlayalım. Tercih dönemindeyiz malumunuz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni tercih etmek isteyen öğrencilerimize ve velilerimize neler söylemek istersiniz? Bu soruyla başlayalım. Öncelikle ben bütün öğrencilerimize hedeflerini gerçekleştirecekleri, mutlu bir hayat sürecekleri, kazançlarını elde ederken, yaşamlarını birlikte görürken çok kaliteli bir meslek, hayatlarının ileri giderek tercih ettikleri ve neticesini elde ettikleri bir tercih olmasını temenni ediyorum. Malumunuz Manisa'mız Şehzadeler Şehri, Ege Bölgesi'nin üniversite bazında da ilk üç büyük üniversitelerinden biri. Gerek sanayi, gerek tarım, gerekse tarih açısından da çok büyük öneme sahip. Öncelikle sanayi açısından baktığımızda Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesinin Manisa'da olduğunu, 60 binin üzerinde çalışanının belki 5 yıllık projeksiyonda da 100 bine kadar gidebileceğini ifade ettiğimiz bir sanayi var. Bununla beraber Türkiye'nin ihracat girdilerine çok büyük katkı sağlayan tarım ürünlerinin de varlığını çok rahat ifade edebiliriz. Malumunuz kuru üzümden tutup kuru domatese, zeytine kadar ve zeytinyağının türevinde olan ürünlerde Manisa'mız çok ileri bir noktada. Eğitim alanında da baktığımızda 15 tane fakültesi yüksek okulu, 15 meslek yüksek okulu ve 3 enstitüsü, 12 merkezi olan 44 binin üzerinde öğrencisi, 2311 idari ve 2000'e yakın yetkin, etkin, donanımlı, alanında kendini ispatlamış bir akademik kadromuz var. Doğal olarak Ege'nin en güzel beldelerinden bir tanesi, gerek iklim, gerek ulaşım noktasında da lokasyon olarak bir üniversite öğrencisinin olması gerektiği eğitim alanlarında bir. Peki. Değerli hocam, ben pardon, buyurun lütfen devam edin. Böldüm, kusura bakmayın. Siz sorun daha zor olur. Peki. Şöyle, şimdi biz tabii burada hep öğrenci tarafındayız. Ben de üniversitede bir akademisyenim ama burada konumum gereği öğrencilerimizin en iyi tercihleri yapmalarını istediğimiz için detaylı bir şekilde üniversiteleri tanıyalım istiyoruz. Sizi neden tercih etsinler? Sizi diğer üniversiteden ayıran özellikler nelerdir Sayın Hocam? Bir öğrenci üniversiteyi, siz de meslektaşımız olduğunuz için çok daha rahat konuşabiliriz. Öğrencinin en büyük beklentisi ilk etapta ben tercihimi yaptığımda, geleceğime yön vereceğim noktada, mesleğimi belirlediğimde, üniversiteye gittiğimde benim barınma sorunum olur mu? Evet. Birinci soru bu. Geçmiş döneme de baktığımızda Manisa Celal Üniversitesi Türkiye'deki üniversiteler içerisinde öğrencilerimizin barınma sorununu yaşadığı bir üniversite değil. Değil. Doğal olarak gerek KYK'da kampüs içerisinde 3 tane kampüsümüz var. Bir İlhan Varan Kampüsü, Mühendislik Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Fakültesi ve Manisa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu bu kampüsümüz içerisinde. Hı. Bu kampüsün sınırları içerisinde kız ve erkek gruplarımız var. Hemen yakınında 1500 kişilik bir kız grubumuz ve önümüzdeki yıl hizmete girecek olan
yaklaşık 2000 kişilik bir kız yurdumuz daha kampüs sınırları içerisinde. Bu kampüs sınırları içerisinde olmasının en büyük avantajı öğrencilerimizin bu kampüs içerisindeki fakültelere toplu taşım aracı kullanmadan ulaşabilecek uzaklıkta olmak. Bu çok önemli yani hocam. Öğrencinin yurdundan çıktığı anda eğitim öğretim görece alanına çok rahat 5-10 dakikalık bir yürüme mesafesiyle ulaşabilir. Bu lokasyon içerisinde öğrencilerin alışverişlerini gerçekleştirebilecektir. Özel alışveriş merkezlerimiz de var. Bununla beraber çocuklarımızın en büyük Türkiye'de belki ilklerden sağlık sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Glutensiz mutfağımız var. Bu noktada hasta olan, glutensiz mutfak tercihinde olan, çocuk hastası vesaire benzer olan çocuklarımızın da ayrı mutfakta yemek çıkarıyoruz. Bununla beraber biz sosyal programlara, ekranda da görüyorsunuz, evet. 70 bin kişinin katıldığı bir bilim seminerini gerçekleştirdik. Milli eğitimde, halkımızda, akademisyenler de bir araya geldiğimiz, Sayın Başkanımız Hasan Mahlup'un da bizler ziyaret edildi. Bilim seminerimizden görüntüler de elde ediliyor. Çok güzel. Burada altta kaynaşan, elde ettiği teorik bilgileri, teorik uygulama kabiliyeti bulan, bilimi sevmeye ısındırdığımız, seviyorsa proje üretmesine ısındırdığımız, proje ürettiyse desteklemeye gayret ettiğimiz, somut çıktı almasına çalıştığımız bir yönetim sistemi belirliyoruz. Bunun da arkasını duruyoruz. Öğrencilerimizden Teknofest'ten ürettiğimiz başarılara da baktığımızda bunların da nasıl desteklediği, yaptıklarımız da bundan sonraki çocuklarımızın yapacaklarının teminatı. En son Teknofest tarihinin en uzun süre havada kalan, en hafif ve en hızlı uçan insansız hava aracını bizim Teknoloji Fakültesi öğrencilerimiz yaptılar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden ödüllerini aldılar. Öğrencilerimiz bizi niye tercih etsin? Biz sosyal ve kültürel faaliyetlerin tamamını öğrencilerimize paydaş olarak alıyoruz. Bakın gördüğünüz gibi yaptığımız bir sosyal etkinlikte öğrencilerimizin Türkiye'nin duayen isimleri, sonunda duayen isimleriyle de buluşturarak çocuklarımızın kendi alanları dışında farklı branşlarda sosyal, kültürel gelişimde de katkı sağlamak istiyoruz. Bununla beraber öğrencilerimize örnekliyorum, İktisat Fakültesini tercih eden bir öğrencimizin ilahiyattan, işletmeden, edebiyattan, endüstriden ders alabilmesi için ortak seçmeli dersler havuzu olur. Bu seçmeli dersler havuzundaki en büyük hedefimiz öğrencilerimizin kendi alanları dışında kendilerine katma değer sağlayacak, muadillerinden kendilerini farklı kılabilecek alanlarda da yetkilerinin artmasını bekliyoruz. Çünkü küreselleşen dünyada tek alanda bir yetinin çok da para etmediğini görüyoruz. Bununla beraber akreditasyonu sağladığımız mühendislik fakültesinde akreditasyonu, tıp fakültesinde UTEK akreditasyonu, Benedigat'ta FEDEK akreditasyonlarını sağladık. Bunlar ne demek? Bu akreditasyonlarda mezun olan çocuklarımızın diplomalarının uluslararası geçerliliği var. Bence ben bir öğrenci olsam ortak seçmeli ders alırdı. Sosyal etkinliklerdeki öğrenci görüşlerinin alınması ve paydaş olarak değerlendirilmesi, teknolojik çalışmaların tamamının desteklenmesi, Türkiye'nin en eski spor fakültelerinden biri olan spor bilimleri kültüsü burada olması, bu alanda inkişaf eden, oyun sayısını artıran akademik kadronun burada olması, Ege'nin avantajlarını değerlendirip dezavantajlarından uzak olup, gerek hayat pahalılığından uzak olup bir Manisa'da ben kendi olsam tercih burayı değerlendirmek isterdim. Bir de şunu eklemekte yarar görüyorum. Öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerini ziyadesiyle teşvik ediyoruz. Niye teşvik ediyoruz? Zatenimizin de yakından bildiği üzere geçmişte şunlar söylendi. Başımız icat çıkarmayın. Aynen öyle. Siz sakin olun. Yapacaksa bunu yurt dışında Avrupa yapar. Biz onun artını alırız. Hayır, öyle söylemiyoruz. Başımıza icat çıkaracak gençleri istiyoruz. Hayalleri olan gençleri istiyoruz. Yapmak isteyen, başarmak isteyen, geriye dönüp ortaya bir çıkmak koymak isteyen, başta kendisine, ailesine, milletine, okuluna, insanlığa faydalı olmak isteyen çok bireyleri biz hedefliyoruz. İnanıyorum ki ben Türk gençliğinin başaramayacağı hiçbir şey yok. Hani bir söz vardır, siz de bilirsiniz. Eğer herkes yapıyorsa ben de bunu yapabilirim. Eğer hiç kimse yapamıyorsa ben bunu yapmalıyım. Çok biz bir şuurda gençlik istiyoruz. Bunun da temellerini çok güzel attık. En büyük alanlardan faaliyet gösterdiğimiz veya başarı ettiğimiz alanlardan
Hani bir öğrenci üniversiteyi niye tercih eder? Bir, barınma sorunum olmasın. İki, konforlu bir eğitim öğretim olayım. Üç, mezun olduğumda beni bireysel olarak, kimlik olarak, mesleki olarak bir kabul edilirliğim olsun. Bu ne demek? Mezun olduğumda ben iş bulabilirim. Mezun olabildiğimde benim yüksek öğretimde elde kazanımını getirip bana bu avantajı sağlayabilirim. Biz bu noktada şuna bakıyoruz. Yaklaşık 6 yıl uyguladığımız işbaşı eğitim öğretim metoduyla 4 yıllık fakültelerden 7 dönem çocuklarımız okulda çalışıyorlar. Bu stil içerisinde az önce ifade ettiğim gibi gerek ortak seçmeli dersler alanından, gerek sosyal faaliyet, okul faaliyetlerinden çocuklarımız alanları dışında yetilerinde artırılıyor. Ekranda görüyorsunuz desteklediğimiz projeler var. Baktığımızda çocuklarımız 7 dönem sonra biz sanayiye gönderiyoruz. Evet. Özellikle mühendislik ve teknik alandaki çocuklarımızın işbaşı eğitimini yapıyoruz. OSB ve iş adamlarıyla bir araya geldik. Dedik ki en büyük insan kaynağı, insan kaynağı birlikte olduğu zaman ortaya çıkacak. Çocuklarımız 3 ay, 1 dönem sanayide işbaşı eğitimi yapıyorlar. Bunun çıktıları nedir? İki parametrede bakabiliriz. Birinci parametre öğrenci. 7 dönem aldığı teorik bilgi alanda uygulama kabiliyeti elde ediyor. İki, herhangi bir yere iş başvurusu yapmaya çalıştığı anda da tanındığı, bilindiği ekosistemin içerisinde bir iş başvurusu. Bu ne demek? İş veren öğrencimizi tanıyor. Öğrencimiz çalışabileceği alandaki makine ekipmanlarını ve çalışma arkadaşlarını sağlıyor. Öğrenci açısından bir çıktı da oryantasyon sürecini eğitim öğretim süresi içerisinde çocuğumuz geçirmiş oluyor. Peki işveren açısından baktığımızda olay istiyor. İşveren de istihdam etmek istediği insan kaynağını kendi zaman kaybı harcamadan, finans kaybı harcamadan oryant ediyor. Evet. Örnekliyorum, 10 kişi işbaşı eğitimi yaptıysa bu 10 içerisinden 7'si 8'ini diyor ki biz seninle devam etmek istiyoruz. Sen bizim şirketimizde devam edebilirsin. Özellikle mühendislik fakültesinde bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olan çocuklarımızın %80 üzerinde bir rakamda iş başvurusu yaptığı yerlerde çocuklarımız işe gidiyor. Evet. İlk sorunuza bir cevap daha buradan geldi. Bir, evet. Ben okurken barınma sorunu yaşar mıyım? İki, mezun olduktan sonra benim özellikle teknik alanda iş imkanlarım nedir? Aynen öyle. Bu da öğrenci için bir tercih sebebi. Bununla beraber istiyoruz ki çocuklarımız eğitim öğretim süresi içerisinde hocalarıyla birlikte hayallerini gerçekleştirebileceği projeler varsa da bunu gerek üniversitemizin bilimsel araştırmalarını destekleme fonunda, gerekse TÜBİTAK aracılığıyla, gerekse Santez aracılığıyla ve bitirme projeleri aracılığıyla da çocuklarımızın hayal ettiklerini yazabilme, yazıp talep edebilme kabiliyetlerinde gelişmesini istiyoruz. Bu noktada sanıyorum... Evet. Sayın Hocam, birkaç noktayı ben de özetlemek istiyorum. Müsaadenizle şimdi hakikaten önemli şeylere değindiniz. Birincisi, bir kere Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne bir öğrenci yerleştiğinde sosyal ve kültürel faaliyetler açısından çok yoğun bir bombardımanın içerisinde. Yani yapabileceği, istediği sosyal, spor, sağlık, her türlü faaliyeti yapabilir. Birincisi bu. İkincisi, öğrenciler akademik anlamda da hocalarıyla birlikte projelerin içerisinde yer alıyorlar ve bir bakıma akademik camianın içinde bulunuyorlar ve üretiyorlar. Üçüncüsü de ve belki de burada en önemlisi, yani öğrencileri sonuç olarak ilgilendiren en önemli noktalardan birisi, okurken stajlarını yapmak üzere siz onlara gerekli desteği veriyorsunuz ve hem istihdam edileceği yerler, yani sanayi sektörleri, hem de öğrenciler birbirlerini tanımış oluyorlar ve bu şekilde mezun oluyorlar. Aslında bir de barınma noktasında neredeyse sorunumuz yok gibi dediniz. Evet abi hocam. Peki. O zaman hocam biraz daha detaya girelim. Süremiz de ilerliyor. Şimdi öğrencilerimiz merak ediyordur buradan bizi izleyenler. Hangi fakülteler var? Bir yüzeysel geçtik ama ve tabii ki saymak tek tek çok zor olabilir ama sizin vurgulamak istediğiniz fakülteler ve bölümleri kısaca bir daha dinleyelim. Köklü bir geçmişe sahip olan spor bilimleri fakültemiz var. Öğrencilerimizin çok yoğun teveccüh ettiği bir fakülte. Türkiye'nin
ünlü kulüplerine de yetiştirdiğimiz spor adamları, burada reklam olmasın diye ifade edemiyorum. Türkiye'nin çok büyük kulüplerine de yetiştirdiğimiz, gönderdiğimiz spor adamları yine bizim fakültemizden mezun olan, eğitim öğretim kadrosunda olan arkadaşlar. Bununla beraber Denizli Eğitim Fakültesi'nde baktığımızda 60 yıllık geçmiş olan ve Türkiye'de birçok kişinin yetişmesine vesile olan öğretmen adaylarının mezun olduğu bir fakültemiz var. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemize baktığımızda geçmişi 80'li 70'li yıllara dayanan akademiden spor, iktisat fakültesine evrilmiş bir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz var. En yoğun öğrencilerimizin de tercih ettiği alanlardan bir tanesi. Bununla beraber az önce ifade ettiğim ve çok kuvvetli olduğumuzu düşündüğüm teknik alanda mühendislik fakültemiz var. Öğrencilerimizin elektrik, elektronik, bilgisayar, makine, gıda, inşaat, biyomühendislik ve bu alanlarda donanımlı bir şekilde mezun olabilecekleri ve bölümleri olan fakültemiz var. Sanayiye aranan eleman yetiştirdiğimiz, ara eleman değil, aranan eleman yetiştirdiğimiz Manisa Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokullarımız var. Bununla beraber ilçelerdeki meslek yüksekokullarımıza baktığımızda da az önce ifade ettiğim 7 artı 1 eğitim öğretim sisteminin 3 artı 1 metodu da oralarda uyguluyoruz. Soma'ya baktığımızda Soma bölgesindeki istihdama katkı sağlayacak. Gördes'e baktığımızda Gördes'teki istihdama katkı sağlayacak programları biz oralarda idame ve ikame ettiriyoruz. Bununla beraber öğrencilerimize vereceğimiz bir diğer müjdemiz de şu hocam. 21 Avrupa Birliği ülkesi, Avrupa Birliği üyesi ülkeden 85 üniversite ile ilgili 275 tane Erasmus değişim programımız var. 21 ülkeden 35 üniversite ile mevlam programımız var. Öğrencilerimiz özellikle son 3 yılda Erasmus değişim hareketlerine motive ediyoruz. Çocuklarımızın gitmesini istiyoruz. Bunun karşılığında da tek yönlü bir süreç değil bu. Evet. Yurt dışından da kısaca ve öğrenci hareketlerinde öğrenci topluyoruz. Bu nokta çok önemsediğim bir nokta. Niçin? Öğrencilerimizin bu imkan olmadığında tek başına kendi imkanlarıyla yurt dışına gitme kabiliyeti neredeyse yok. Yok, gerçekten biz, öyle. Biz de istiyoruz ki çocuklarımız 3 aylığına da olsa, 2 aylığına da olsa, hani 6 aylığına, 1 yıllığına bir kişi göndermek yerine 3 aylığına daha fazla kişi göndererek Avrupa Birliği'nin sağladığımız fonun ülke insanının yararına maksimum düzeyde kullanılmasını sağlam kapıda öğrenci ve personel hareketlerinde çok büyük kapılar açtık. Tabii. İstiyoruz ki öğrencilerimiz yurt dışına gitsin, bir havaalanından kalacağı yere gidecek kadar özgüveni gelsin. Aynen öyle. Yurt dışında deneyimleri artsın, tecrübeleri artsın. Ülkeye bu kazanımlarla dönsün istiyoruz. Bu da çok büyük bir imkan öğrencilere sağladığımız ve bütçenin tamamında öğrencilerin lehine kullandırıyoruz. Bu öğrenciler şunu sağlıyor Ahmet Hocam. Bir hedef koyuyorlar, aktif oluyorlar, dillerini tabii geliştirmeye çalışıyorlar. Yurt dışına mektup yazıyorlar. Bunları yaparak çocukların o kadar güzel kabiliyetleri gelişiyor ki kendilerine özgüvenleri geliyor. Kendi başlarına bir iş yapabilmeyi öğreniyorlar. Bunların hepsini çocuklarımız burada ilerleterek öğrenebiliyorlar. Bununla beraber İngilizce eğitim verdiğimiz işletme fakültemiz var. Mühendislikteki birçok bölümümüz İngilizce eğitim veriyor. İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi yine İngilizce eğitim verdiğimiz bir alan. Çok önemli. Fen Edebiyat Fakültesi'nde de çok iddialı olduğumuzu ifade edebilirim. Sözel alanda çok kaliteli hocalarımız var. Öğrenci doluluğumuz neredeyse %100. Sayısal alanda da fizik, kimya, matematik ve biyolojide de 20'şer 30'ar öğrenci alarak hem akademinin ihtiyacını hem de alanda sektörel bazda ihtiyaçları karşılayacak düzeyde öğrencilerimizi biz değerlendiriyoruz. Bununla beraber maddi durumu olmayan çocuklarımızı da Afet Hocam, üniversitemizin belli birimlerinde çocuklarımızın kabiliyetine göre istihdam ederek kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma başlığı altında öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Alanlara ilgili çocuklarımız bilgileri üniversitemize kazandırıyorlar. Biz de onlara mali destek sağlıyoruz. Öncelikle de çocuklarımızla kaynaşmayı, birlikte iş yapmayı da çocuklarımızla beraber öğreniyoruz. Çok güzel hocam. Bu arada tıp ve diş hekimliğinden de söz ettik mi bilmiyorum fakültelerden. Başta konuşmuştuk ama yanlış hatırlamıyorsam. Ben tıp fakültesinden söz etmekte yarar görüyorum. Ekranda tabii teknolojik fuarları görünce Teknofest ile ilgili de söyleyeyim. Önümüzdeki hafta baktığımızda da bu sene için çocuklarımızın
geçen yıl Teknofest'te başvuru sayısı 37 iken bu yıl 654'e çıktı. Hı hı. Şu an finale kalan en az 8-10 tane takımımız var. İnşallah Samsun'daki törenlerde çocuklarımızın ödül alacağını düşünüyoruz. Akabinde geldiğimizde Türkiye'nin tıp fakültesine geçmeden söylemek istediğim tek bütün eksperliği yüksek okulu var. Hı hı. Öğrencilerimizin tamamının istihdam olduğu bir yüksek okul burası. Yani mezun olan öğrencilerimizin tamamı tüm piyasasında istihdam olur. Ve tüm piyasasının tüm firma sahipleri buradan çıkan öğrencilerimizi iyi bir gelir düzeyinde de istihdam ediyorlar. Bunun da protokollerini yaptık. Burada da özellikle Akhisar'da bulunan tüm eksperliği yüksek okuluna gitmek isteyen çocuklarımıza, çocuklarını göndermek isteyen ailelere seslenmek istiyoruz. Özellikle tütün yetiştiriciliği yapıyorlarsa ve bu alanda çocukların istihdam olmalarını istiyorlarsa çok iyi düzeyde firmalar çocuklarımız istihdam ediyorlar. Tıp fakültesine gelince çok iyi düzeyde öğrenciler alıyoruz. Ekranı da geldi zaten. Yaklaşık 150 yatak bir tıp fakültesi hastanemiz var. Hastanemize gelen günlük hasta sayısı 6000 üzerinde. Hı-hı. Çok dinamik değişim sahip ve birçok alanda bölgenin en iyilerinin olduğu bir kesin sahibiz. Çok öğrencilerimiz güzel. İçin 24 saat açık kütüphane, kafeleri, sosyal alanları, hı-hı, ve bu alanda desteklediğimiz kütüphanede bir görüntü geliyor. Bu 24 saat açık kütüphanede de çocuklarımızın ihtiyacı olan her türlü desteği sağlıyoruz. Çok tıp fakültesinden mezun olan çocuklarımızın da atandıkları ve akademik olarak ilerlediklerini çok rahat güzellikle söyleyebilirim. İddialı olduğumuz, mühendislik kadar iddialı olduğumuz fakültelerimizden de birisi tıp fakültemiz diyebilirim. Diş hekimliği fakültemizi henüz hayata geçirmedik. İnşallah hayata geçirdiğimizde onu da öğrencilerimizin tercihini ileriki yıllarda sunarız diye düşünüyorum. İnşallah. Onu da buradan beklediğimizi inşallah en kısa sürede iletmiş olalım. İnşallah onu da bünyenize katarsınız. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben gerçekten çok önemli bilgiler elde ettim. Özellikle öğrenci odaklı olmanız, onları projelere, sosyal faaliyetlere katmak için özel çaba harcamız. Bunlar çok kıymetli. Yurt barınma imkanlarınız ve fakültelerinizdeki akademik kadroya gösterdiğiniz özen, hocalara verdiğiniz değer. Bunların hepsi çok çok değerli. Teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. İnşallah başka bir programda tekrar ağırlamak üzere sizlere veda edelim. Kendinize iyi bakın. Selamlar, saygılar. Ben de çok teşekkür ediyorum. İnşallah üniversitelere, öğrencilerimize, velilerine hayırlı bir tercih süreci, İnşallah. Çocuklarımızın hayallerini gerçekleştirebileceği bölümlere isabet etmelerini ve kaliteli bir eğitim öğretim alarak başta insanlığa, ülkemize, ailelerine faydalı olan bireyler yetiştirmeleri noktasında da ümit ve temennilerimi sunuyorum. Peki. Size de iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Hocam. Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.